Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bültenimizde sizler için biraz daha farklı yapıp beğendiğimiz ya da sizlerin sorduğu kripto paraların hepsini bir arada inceleyerek güne başlayalım. Öncelikli olarak GTA borsasında token olan GT token yani GT token. Bunu biliyorsunuz ki borsa tokenlarını biz oldukça çok seviyoruz ve piyasada da birçok insan sevdiği tokenlar. Bunların hem ön satışlara katılabiliyorsunuz, GTA üzerindeki VIP sistemine katılabiliyorsunuz hem de fiyat hareketleri nispeten daha belli aralıklar içerisinde kalmış durumda. Şu anda baktığımız zaman tepesinde 8 dolardan gelen ve Kasım ayından gelen 10 Kasım'dan gelen düşen trendini Hala 1-2 kere denediğini ve kıramadığını gördük. Geçtiğimiz 2021'de 14 dolarlara kadar gelmiş olan bir token'dan bahsediyoruz borsa token'ı. Ve Gate.io borsasıyla birlikte daha da yolunun çok uzun olduğunu ve fiyatının çok iyi yerlere geleceğini size rahatlıkla söyleyebiliriz. Kısa vade içerisinde de şu gördüğünüz kanalın yani şuradaki 6,5 dolarla 7 dolar arasındaki kanalın üzerine atması gerekiyor. Şimdi bize çok fazla gelen ve sizlerin de elinde olduğunu bildiğimiz kripto paraları hızlı bir şekilde inceleyelim. Şimdi rakaya hızlıca bakalım. Şurada hemen 4 saatlikteki düşen trendine bakıyorum. Aralık ayından gelen düşen trendine devam ettiğini ve şu an trendini kırmak üzere olduğunu 50 günlük üst, ortalamanın da üstünde. Bunun önemli direnç hattı ise 21 26 arasındaki aralık bu aralığı attıktan sonra ancak hareketini hızlandırabilir şu an bütün yapılarda piyasa ile birlikte düşen trendlerini kırmaya başladı Raka'daki durum çok pozitif görünüyor yani şuradaki düşen trendi kırdığı zaman hızlı bir şekilde kendini yukarı atacaktır Hemen Veraste'ye bakalım Veraste'de de kanal yapısı 50 günlük ortalamanın üzerine attı bu önemli bir şey bunu şu an destek olarak kullanıyor Şurada düşen trendini iki kere denemişti. Kıramadı. Şimdi kırmasını bekliyoruz. Kırması için de yaklaşık olarak 24-25'lerde kıracaktır. Ara bir direnç olarak 36'lar önemli. Bant aralığı ise çok yukarılarda 52-60 arasında bir aralıkta söz konusu. Yani Verastin'in yolu daha uzun ama şuradaki düşen trendini kırdığı zaman hareketi sertleşecek ve yükseliş dönümünde artacaktır. Unutmayın ki bu tip kripto paralar Bitcoin ve Ethereum yürüdüğünde hızlı bir şekilde kendini yukarıya atarlar. Anında 1 2 3 katı yapabilecektir. Dün de birkaç yerde sorulmuştu. Biz de Baby Doge'yi aldık burada. Şimdi Baby Doge'ye baktığımız zaman 17 Ocak'tan beri gelen bir düşen trendi var. Burada bir kere denemeye çalıştık. Hatta şuradaki kanal yapısında geçemediğimiz için Tekrar kendisini tam destek attı üzerine saldı şu an 28 civarı destek attı 50 günlük ortalamasının üzerine attı şurada bir ara direncimiz var 34'te bunu kırdıktan sonra zaten düşen trendini de kırmış oluyor hızlı bir şekilde hemen kendini 42 46 arasındaki bandı atacaktır yani şu baby doge'de biraz daha yolumuz var şuradan hemen kendimizi 33'e falan atmamız gerekecek. Evet. Hepimizin sevdiği tarz olan bol sıfırlı kripto paralara bakmaya devam edelim. Bugün biraz daha farklılık olsun. Kisu'ya baktığımız zaman Kisu da şu an 50 günlük ortalamanın üstünde. Şurada sağlam bir destek hattı var. 251 ile 879 arasındaki aralıkta. Şurada gördüğünüz gibi çok uzun bir düşen trendi var. Zaten çok çok yukarılardan gelen şu iki bant arasında hareketine devam ediyor. Şu bant bizim direnç hattımız. Yani şöyle söyleyeyim size 3274 ile 4039 arası yani 3200 ile 4000 arasındaki bant bizim direnç hattımız. Destek hattımız da bizim 300 ile 900 arasındaki hatta şu an düşen trendini kırmaya çalışıyor. Eğer kırabilirse çok hızlı bir şekilde sert bir şekilde kendisini hemen 3200-3300'e atabilecek. ve bu da bize ne kadarlık bir hareket alanı sağlatır? %100'e yakın bir artış sağlatır. Bitcoin birlikte bunlar çok hızlı şekilde kendini atabiliyor. Son olarak da Floki'ye bakalım. Floki'de de durum şu şekilde. Ciddi bir yükselişten sonra gelen yani ki şurada Kasım ayında bütün Bitcoin birlikte hepsi artışına gitmişti. Kasım ayından gelen düşen trendi devam ediyor ve artık sonunda artık diplere ulaşmış durumdayız. Yani 27-28 bunun son dip ve şu dip bölgesinden şu an desteğini alıyor. İlk bizim direncimiz 62-63 civarında olacak. Bakın burada biraz daha hareket alanımız var. 50 günlük ortalamanın üstüne attık aylık kapanışta. O yüzden önemli bir hareket alanında ilk hedefinin 57-58 bandı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. En önemli direnç alanında 1000 ile 1300-1200 arasındaki alan. Yani siz de bu alanları değerlendirerek bu tip kripto paraları değerlendirebilirsiniz. Elinizde de varsa ve çok yükseklerden aldıysanız maliyet olarak... Bitcoin'in hareketini beklemek durumundayız. Onunla birlikte hareketini de çok hızlı bir şekilde kendini yukarıya atacaktır. Hemen şimdi ödül etkinliklerimize geçelim. Duyurmuştuk. Geçtiğimiz hafta önemli ve özellikle düşük maliyetli platformların başında gelen Playpad platformunun hem tanıtımını hem katılım şartlarını hem de videosunu sizler için hazırlamıştık. Ve videonun ödül etkinliği de 10 Mart tarihine kadar devam ediyor. Diğer bir ödül etkinliğimiz de altcoin sepeti. Altcoin sepetinde Hemen burada sorusunda sizler için söyleyeyim. Videoda geçen kripto paraları aşağı yorumlar kısmına yorumunu yazarak siz de bu iki ödül etkinliğine de katılabilirsiniz diyerek genel haberlere geçelim. Şimdi SWIFT sisteminden ve ekonomik yaptırımlardan sonra Rusya'da ağır darbe aldı. Ruble %25 değer kaybetti. Moskova borsası açılmadı vesaire vesaire ve öte yandan bütün ülkelerde Rusya ekonomik yaptırımlara başladı. Genel piyasalarda durumu hemen hızlıca bir bakalım ve günün sonunda da Bitcoin ve Ethereum ile bitirelim. Şu tabloyu bakmayı özlemiştik. Neydi? 43 bin dolara geçen bir Bitcoin, 2900 dolara geçen Ethereum ve diğer major altcoin'ların da ciddi yükselişler geldi. Hepsi %10, %20 yukarıya attı. Ve Bitcoin'de size bir tane tabloyu hemen göstereyim. Şimdi aylık durumu aldığım zaman şurayı açıyorum. Ve Bitcoin 3 ayın sonunda yeşil yakarak yani aylık kapanışı yeşil yaparak bitirdi. Bu önemli bir parametreydi çünkü 4 ay üst üste kırmızı yaktı. Çok uzun süredir görmemiştik ve bizi yanıltmadı. Ve haftalığa bakalım uzun vadede baktığımızda. Haftalıkta da şu bandımızın rahatlıkla yukarısına attığımızı görüyoruz. Hemen kısa vadeye geçip değerlendirip devam edelim. Şimdi kısa vadeye baktığımız zaman da bizim şuradaki direnç attığımızı çok rahat bir şekilde dünkü kapanışla birlikte kırdı. Ve yükselişine devam etti 4 saatlikte. Şimdi bizim için önemli bir direnç alanına daha geldi. Ne demiştik? 44-46 binin üzerine atınca artık oradan sonra yeni bir senaryoya başlayabiliriz. Şu an hedef o. 44-46'nın üzerine atmak Bitcoin'de. Altta da gene ana destek hattımız olarak 39-41 bandını görüyoruz. Ethereum'da da şunu görüyoruz. Ne demiştik? Biz 2900 doları geçmemiz lazım. Şu an 2900 doları aylık kapanışta geçtik. Üzerine attık. Şu an onu test ediyoruz. Şimdi en önemli olan ikinci bir direncimize geldik. 3000 ile 3200 dolar arasındaki direnç. Şimdi bunu da atladıktan sonra bizim artık yeni senaryolar 3600, 3700'lerde başlayacağız gibi görünüyor. Ama dünkü bir de göstermiştik. Ethereum Bitcoin grafiğinde Ethereum düşen trendini kırdıktan sonra sağlam görünüyor demiştik. Ve çok güzel yükselişler geldi. %10, %15 piyasa kendini topladı. Siz de bu şekilde bizim de öngörümüz doğrusunda ilerlediğini düşünüyoruz. Önümüzde bir 5-10 günlük bir süreç geldi. Bir geri çekilme daha oluşabilir. Paniklemeyin. 10-15 günün sonunda yani yaklaşık 2 haftanın sonunda önümüzde duracak herhangi bir engel kalmadı. Ve Haziran ayına kadar çok güzel bir yükseliş ve rally sezonuna Hazır bir şekilde başlayacağız. Bugünkü bütçemizde bunları değerlendirdik. Sizin de değerlendirmemizi istediğiniz kripto paralar varsa aşağı yorumlar kısmına yorum yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bir tüm videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diliyoruz.